laparoskopik, bariyatrik ve metabolik cerrahi uzmanı, doktor ve öğretim görevlisi Muzaffer Al alkışlarla geliyor efendim. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. İyi siz iyisiniz. Ya galiba söylediğim gibi adı güzel, kendi biraz maalesef, sıkıntılı. Maalesef. Niye şeker hastası oluyoruz? Biz hepimiz şeker hastası adayı mıyız? Aslında öyle. Son 30 yıldır biz insanlar olarak gıdalarımızın içeriğini değiştirdik. Yediğimiz gıdaların hepsi maalesef artık yüksek kalorili ve işlenmiş gıdalar. İşlenmiş gıdalar da bizde diyabete meyil hazırlıyor. Beraberinde obeziteye de meyil hazırlıyor. Aslında ikisi beraber birlikte bir kolore şekilde yükseliyor. Hem obezite artıyor hem de diyabet artıyor. Yani bir nevi gıda yapısının değişmesi. Tabii bunun yanında birçok daha faktörler var ama başlıca endüstriyi sorumlu tutabiliriz burada. Peki şimdi endüstriden de kopamıyoruz çünkü yemek yiyoruz ve karnımızı doyurmak zorundayız. Ve ne yazık ki önümüzde de hep endüstriyel ürünler var. Şunu doğru belki hesaplamak lazım. Hep şeker hastası deyince şişman kişiler aklımıza mı gelmeli? Yoksa zayıf olup şeker hastası olan kişiler de var mı? Tabii ki. Non-obez dediğimiz zayıf insanlar da şeker hastası olabiliyor ama ağırlıklı olarak baktığımız anda daha çok obezlerde görüyoruz. Obeziteden kastımız morbid obez değil. Yani vücut kitlendikse 35 yukarısında olan hastalardan bahsetmiyoruz. Artık obezitenin de kriteri değişti. Özellikle Avrupa'da doğan bir bireyseniz vücut kitlendikse 30'un yukarısında obez kabul ediyoruz. Asya ırkında 27,5 yukarısında obez kabul ediyoruz. Burada aklımıza gelecek olan göbeğe biraz önde olan aşırı şişman insanlardan bahsetmiyoruz. Kilolu insan dediğimiz insanların ölçümünü biz boya göre yapıyoruz. Yani sizin boyunuzun, boyunuzla çarpımı beraberinde çıkan sonucu kilomuzu ona bölerek vücut kitle endeksimizi hesaplıyoruz. Bu endeks 35 yukarısında olduğu zaman morbid obez, yani aşırı şişman. Ama bizim bahsettiğimiz obez grup vücut kitle endeksi Avrupa'ya göre 30, Asya'ya göre 27,5 olanlar. Peki hocam, şimdi ameliyatlardan da artık bahseder olduk. Şeker ameliyatları. Riski var mı bu ameliyatların? Doğru ellerde, doğru kişilere yapılırsa? Tabii ki deneyim gerektiriyor. Bu alanda çalışmak gerekiyor, spesifik olmak gerekiyor. Her şey çalışılarak daha da başarılı olabilir hale gelebiliyor. Fakat burada şunu söylemem gerekiyor. Bu ameliyatların ortaya çıkışı ya da gündeme gelişi yeni değil. Uzun yıllarda diyabetle ilgili ameliyat çalışmaları var. Burada en önemli faktör, biz ince bağırsağımızın yapısını öğrendik. İnce bağırsağımızın aslında bir hazım organı olmadığını, aynı zamanda bir endokrin organ olduğunu öğrendik. Yani? İçindeki hormonlar itibariyle şeker hastalığımıza iyi geliyor. Yani pankreasımızda insülin üretimini arttırabiliriz. Özellikle ince bağırsağımızın son 2,5 metresindeki adına inkreatin dediğimiz hormonları aktif duruma getirerek biz pankreasımızdaki insülinleri çoğaltabiliyoruz. Peki şeker hastalığı devam ediyor, yıllar geçiyor. İnsanda ne gibi değişiklik oluyor? Ne olur tedavi edilmezse şeker hastalığı? Tabii ki çok büyük problemleri var. Yani burada bunu sürekli olarak söylemek istemiyorum. Hastalara da söylemek istemiyorum ama özellikle hastalığın başlangıcında ince, orta, kalın damarlardaki hastalığı bir 5 yıl öncesine gitmemiz gerekiyor. Yani size şeker hastalığı teşhisi konulduğu anda zaten siz bilmediğiniz bir dönem geçirmişsinizdir. O dönemde şeker hastalığı olduğunuzu bilmiyorsunuz. Ama bizim ince, orta, kalın damarlarımızdaki hasarlar başlıyor. Bu hasarlar şeker kontrol edilemezse ileriki yıllara doğru ilgili organ hangisi ise özellikle başta göz, böbrek, kalp damarımız ve bacak damarlarımız olmak üzere maalesef önemli hasarlar oluşturuyor. Peki biz bunun farkına ne zaman varabiliyoruz? Aslında biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Ani zayıflıyorsak dikkat edeceğiz. Ani zayıflama. Evet, çok sık idrara çıkarıyorsak, özellikle gece çok sık idrara çıkma. Sürekli acıkıyorsak, tatlı yeme isteğimiz sürekli artıyorsa, ağız kuruluğumuz varsa, çok su içiyorsak, aşırı yorgunluklarımız varsa, aşırı terlemelerimiz varsa, diyabet yönünden bunu değerlendirmek gerekiyor. Niye yorgunluk yapıyor? Çünkü şeker, çok işi halsiz. Bizim enerji kaynağımız kan şekerimiz. Aslında kan şekerini her hasta şöyle biliyor. Yemek yedim, şekerim yükseldi. Üzüldüm, şekerim yükseldi. Kan şekeri dediğimiz şeker bizim enerji kaynağımız. Yani organlarımızın yakıtı. Yediğimiz anda ince bağırsağımız tarafından kan şekeri oluşturuluyor ki organlarımız onu yakıt olarak kullansın diye. Organlarımız kan şekerini dengeli kullanamadığı zaman organların çalışmasında da problem oluyor. Bu da vücudumuzda bir takım yansımalara yol açıyor. Peki şeker hastalığı kontrol edilmezse ya da ilaç kullanımıyla kontrol edilebilir mi yoksa ameliyat mı gerekli? Tabii ki biz ilk planda şunu söylemek gerekiyor. Her hastayı mı ameliyat edelim? Hayır. Özellikle ılımlı insülin direnci olan ya da ılımlı diyabeti olan, oral antidiyabetik ve basit insülin kullanımlarıyla dengede olabilen hastalar için
herhangi bir problem yok. Ama yani maalesef insülini vurduğu zaman vücudu dengesi sağlayabiliyorsa evet sorun yok, ama maalesef bu böyle olmuyor. Çünkü şeker hastalığında en büyük problemimiz pankreasımız. Pankreasımızdaki insülinlerimiz kan şekerimizi dengelemeye yol açıyor. Eğer biz pankreasımızdaki insülinlerimizi zaman içerisinde kaybettiğimiz anda, yani pankreas hiç insülin üretemez duruma geldiği anda, maalesef dışarıdan aldığımız oral antidiabetik ilaçlar ya da insülinlerle kan şekerimizin dengesini sağlamakta problem yaşıyoruz. Burada gösterebileceğimiz başarı maalesef düşüyor ve birçok problemin beraberinde oluşmasına yol açıyoruz. O yüzden bu hastaları biz öncelikli olarak pankreastaki insülin stoğu yönünden değerlendiriyoruz. Yani eğer pankreasta yeterli insülin stoğu varsa o hastaları zaten ameliyat etmemek lazım. Yaşam şartlarını düzenlemek lazım. Eğer kilosu varsa mutlaka kilosunu vermesini sağlamak gerekiyor. Beslenmesini düzenlemek gerekiyor. İşte kilo vermek şeker hastası için daha mı zor? Kilo vermesi daha zor. Şöyle zor. İnsülin direnci dediğimiz aslında bir olay var. Hastalığın başlangıcında aslında gördüğümüz durum bu. Yani pankreasımız insülin üretiyor ama kan şekerimizi organlarımıza kullandıramıyor. Kanda şeker yüksek kalıyor. Ne oluyor kalıyor o insülin? İşte böyle olduğu zaman bu sefer pankreas şöyle düşünüyor. Ben yeterli herhalde insülin üretemedim. Daha fazla çalışmaya başlıyor. Eyvah. Halbuki aşırı, zaten üretti evet, ama onu aşırı insülin üretimine bağlı olarak da biz ani şeker düşüklükleri yaşıyoruz. Bu da bizim tatlı yeme ihtiyaçlarımızı arttırıyor. Bir müddet sonra pankreasımız iyice yorulduktan sonra da maalesef içindeki insülin üreten hücrelerini kaybetmeye başlıyor ve bu da şeker hastalığının ilerleyen dönemindeki problemlerin gelişmesini de sağlayan durum. Peki, güzel bir soru gelmiş bir izleyicimizden. Açlık şekeri 110-115 arası çıkıyor sevgili hocam demiş. Tehlikeli midir? Gizli şeker belirtisi midir? Şimdi açlık şekeri nedir? Tokluk şekeri nedir? Açken en az bir 12 saat hiçbir şey yemeden sabah gittiğimiz anda ölçtürmüş olduğumuz kan şekeridir. Tokluk dediğiniz anda herhangi bir gıda aldığınız andaki ölçtürmüş olduğunuz kan şekeridir. Burada şuna dikkat etmek lazım. Bu hastamızın sınırda. Böyle durumda olan hastalarda insülin direnci ya da bozulmuş glukoz toleransı yönünden daha ileri tetkiklerin yapılması kaç lazım. Kaç olması gerekiyor? 110? Laboratuvardan laboratuvara değişiyor ama 70'te 105 arası normal değerlerdir, ama birçok laboratuvarda da farklı kitlere bağlı bazı oranlar vardır. Ama bunu ilgili hekimleri zaten değerlendirecektir. Peki, açlık tokluk kan şekerini pek çoğumuz ölçtürmüştür. Şimdi bize, ama onu da söyleyemiyorsunuz değil mi? Farklı farklı çünkü dediniz. Tabii ki. Peki ileride gizli şeker olma ihtimali var mı? Gizli şeker dediğimiz aslında gizli diye bir şeker yok. Ha, bir de gizli şeker hayır, ne demek? Yok. Hayır, ya öyle, şeker hastası ya değil. Ya gizli bir şeker diye yok. Onlarda genellikle bozulmuş glukoz toleransı dediğimiz bir durum var. Yani bozulmuş glukoz siz, evet, toleransı. Yani sizin pankreasınızda aslında o anda bir insülin direnci var ve pankreasınız aşırı faaliyet halinde. Siz laboratuvar testlerinize baktığınız anda her şeyi sizin açınızdan mükemmel görüyorsunuz. 3 aylık şeker ortalamasına bakıyorsunuz, normal görüyorsunuz. Açlık kan şekerlerinizi biraz sınırda görüyorsunuz. Böyle hastalarda daha ileri tetkikler yapılıp değerlendirilmesi gerekiyor. Diyabete adaydır bu hastalar çünkü. Diyabete aday. Kesinlikle. Gizli şeker diye bir şey yok, yok aslında diyorsunuz. Peki Yasin Bey, ameliyattan sonra normal hayata ne zaman döneriz diye sorulur. Ortalama olarak bu ameliyat 2 saat civarında sürüyor. Kapalı yöntemle gerçekleştiriyoruz. Yani laparoskopik yöntemle küçük milimetrik deliklerden girerek gerçekleştirdiğimiz bir ameliyat. Ortalama hastalarımız 3-4 gün hastanede kontrol altında kalıyor. Genellikle bir hafta 10 gün içerisinde normal hayatına dönebiliyorlar. Bir hafta 10 gün içerisinde. Evet. Peki bu ameliyatta ne kadar kalıyor? Ameliyat ne kadar sürüyor? Ortalama 2 saat. 2 saat. Ortalama 2 saat. Ne yapıyorsunuz? Şöyle, ince bağırsağımızın son kısmında pankreasımızda insülinleri aktivitesini arttıran hormonlarımız var. Biz bu hormonları aktif duruma getiriyoruz. Pankreasımızda da insülin direnci sağlayan hormonların etkinliğini azaltıyoruz. Bir nevi aslında biz insan olarak bağırsak sistemimizde gıdaların yapısını değiştirerek bozduğumuz bir problemi ameliyatla normal haline, eski haline getiriyoruz. Yaş faktörü önemli değil mi? Tabii ki şöyle bakmak lazım olaylara. En yaşlı hastam 75 yaşında. Ben burada da onu söyleyebilirim. Hani bu zamana kadar ilaç insülin kullanıyordunuz, bundan sonra da devam edebilirsiniz, biz sizi takip ederiz dediğimiz anda şunu söyledim: Muzaffer Bey, bana yaşlı mı diyorsunuz? Çok özür dilerim dedim. Oh. Biz sizi hazırlayalım. Testlerinizi yapalım. Bizim için yaş faktörü tabii ki anestezi yönünden dikkat etmemiz gereken bir durum, ama asıl önemli olan hastalara ameliyattan önce yapmış olduğumuz önemli testlerimiz var. Bu testlerde bu hastaların pankreası insülin üretiyor mu veya insülin üretecek bir stoğu var mı? Bu stok yeterli mi? Bunlara bakıyoruz. Eğer stoğu yoksa zaten ya da belli bir değerin altındaysa bu hastalara ameliyat programını almıyoruz. Peki şimdi merak ettim. En yaş almış 75 ise en genci kaç yaşında? 25 yaşında bir hastam vardı. Onu da anlatabilirim. Uzun yıllar çocuk hasreti çekiyordu.
22 yaşında diyabetti, yani şeker hastasıydı. İlk bir oral antidiabetik ilaçla başlamıştı, sonra insülinlere geçmişti. İnsülinlerin de dozu yetmez duruma gelmişti. Biz kendisine metabolik cerrahi uyguladık. 2 yıldır takip ettik kendisini. Hiç ilaç insülin kullanmadan kan şekerleri dengede seyretti ve bizden izin istedi. Biz de gerekli testleri yaptık ve şimdi de bir çocuk dünyaya getirdi ve çocuk sahibi oldu. Ha, bizim kendi Yozgat'tan bir hastamızda, kendi klinimizde de doğumunu yaptı. Ve oldukça da sağlıklı. Bak 25 yaş ne kadar genç gibi görünüyor ama. Peki hocam, Nurten Hanım sormuş, şeker hastasıyım. 4 insülin 3 hap kullanıyorum. Kilom 69, boyum 1.60. Acaba ben ameliyat olabilir miyim? Şöyle. Öncelik, tabii bu böyle telefonla bu kadarla şey yapacak şöyle, değil ama. Şöyle, öncelikli olarak pankreasımızdaki rezervlere bakacağız. Yani rezervlerimiz yeterli mi? Nonobez hastalarla ilgili. Şöyle, ne demek biz, nonobez yani vücut kitle endeksi 27.5'un altında. Yani o, tam obez olmayan. Yani nonobez çok zayıf olan hastalar. Ama bu zayıflığı sadece kendi kilomuza göre değil, boyumuza göre değerlendirmemiz lazım. Yani 1.50 boyundaki bir insan 60 kiloysa hesapladığımız anda ılımlı kilolu çıkıyor bazen. Boyumuza göre kilo. Bu tür hastalarda, nonobez hastalarda biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü bu hastalarda doğal seyrinde de bir miktar kilo kayıpları olabiliyor. Biz bu ameliyatta her ne kadar kilo yönden bağırsak boylarında bir takım değişiklikler yapsak, mesafeleri uzun tutsak bile bağırsak hormonlarımızın bir özelliği var. Bize az yediriyor, erken doyuruyor, çok da acıktırmıyor. Bu hormonlar... Hocam bir dakika, az yediriyor, erken doyuruyor? Çok da acıktırmıyor bağırsak hormonları, inkretin dediğimiz hormonlarımız. O yüzden İyiymiş. Evet. O yüzden bu tür hastalara ameliyat ediyoruz ama rezervleri uygunsa onları daha yakın takip programında tutuyoruz. Özellikle beslenmeleri yönden. Peki şeker hastaları bunu daha yakından biliyorlardır. Ben, hatta bizim de var stüdyomuzda şeker hastası izleyicilerimiz. Duygu durum değişiklikleri yaşarlar mı? Daha mı sinirli olurlar? Daha mı mülayimdirler? Dokunma bak ben şeker hastasıyım, aa şekerim yükseltirsin falan. Doğru mudur bu yaklaşım? Çok doğrudur. Çünkü düşünün ki uzun yıllar ilaç alıyorsunuz. İlaç evet alınmak ya. Yanında bir de insülin vurulacak. Bugün her ne kadar pompa tarzında olan insülinler olsa bile aldığınız bir ilaç ve sürekli vücudunuza alıyorsunuz. İnsülin kullananlar çok iyi bilirler. İnsülin kullandıktan sonra bazen şeker düşüklüğü yaşayabilir. Biz buna hipoglisemi diyoruz. Bu çok daha tehlikeli bir durumdur. Bu hastalar sürekli olarak insülini yanında taşımak durumunda. Seyahate gidecek, önce insülini hazırlayacak. Onu çantasını hazırlaması, soğuk bir şekilde muhafaza etmesi gerekiyor. Gittiği her yerde ara öğünlerini alamaz. İnsülin kullanan insanlar mutlaka ara öğün alması gerekiyor. Doğal seyrinde hayatında bir zorluk diye düşünmek lazım bunları. Bu da tabii sinir, tabii stres ki yani. Yapabilir. Bir de birçok organıyla erken organ problemiyle erken tanışan hastalarımız var. Birçok hastamız göz problemiyle uğraşıyor. Birçok hastamız ayak yarası problemiyle uğraşıyor. Niye ayaklar böyle hissizleşiyor? Yara oluyor ve şeker hastası hissedemiyor. Şeker sinir sistemlerini de tutabiliyor. Sinir sistemlerinde bir takım biyokimyasal değişiklikler yaparak sinir harabiyetine yol açıyor. Eğer sinir harabiyete başta hafifse ya da orta derece ise hastalar önce ağrı şikayetleri, uyuşma, karıncalanma, ağrı şikayetlerini hissediyorlar. Bu da çok rahatsız edici bir durum. Ama zamanla sinir harabiyeti iyice gelişirse, yani sinirlerimiz ölürse, bu daha tehlikeli bir durum. Herhangi bir sıcak suyun içerisinde ya da bir sobanın yanında ayağını yaktığı anda hissetmeyeceklerler. Evet. Çok zor bir şey. Çok. Peki hocam, Şükriye Hanım sormuş, insülin direnci tansiyon düşüklüğü yapar mı diyor? Tansiyon düşüklüğü değil ama şeker düşüklüğü yapıyor. Peki mesela biz sadece şeker hastası değiliz, tansiyon hastası olabiliriz, kalp hastası olabiliriz, ne bileyim menopoza girdik, ilaç kullanıyoruz. Bu ilaçlarla etkileşime girer mi şeker hastası? Aslında şöyle, ameliyatın güzel bir faydası var. Yüksek tansiyonda %80 oranda dengeleme sağlıyor. %90 kolesterol yağ seviyelerimizde de düzenleme sağlıyor. Kilo fazlalığı olan hastalarda hormonal etkili kilo kontrolü sağlıyor. Kiloya bağlı uyku apnesi olan hastalarda, birçok hastamızın uyku apne problemi de düzeldi. Birçok hastamızda böbrek hasarları düzeldi. Çünkü şeker kontrole girmesi gerekiyor. Bizim organ hasarımızın en önemli göstergesi kan şekeri kontrolsüzlüğümüz. Kan şekerimizi kontrol edemedikçe zaten organlardaki hasar ilerliyor. Ya hepsi birbirine bağlı bunların. Yaşamak hem çok güzel hem çok keyifli ama bir taraftan dikkat etmezsek çok zor. Hocam çok teşekkür ediyorum. Teşekkür, sizi bırakmıyorum. Yemeklerimiz var. Eyvah, nasıl göstereceğim onları? Sizde bir reklama gideyim geleyim. Sonra tam şeker hastalığını konuşurken. Vallahi hocam sizin yanınızda böyle tam da şeker hastalığını konuşurken ama sağlıklı olan kararınca ve belli oranda yesin. Evet. Hocam bu arada yufkadan şahane bir börek yaptık. Kolay su böreği. Ellerine evet, sağlık. Kolay su böreği yaptık. Bir yakına gelir misiniz lütfen? Sıcak sıcak yarısı gitti. Sıcak eyvah, sıcak eyvah. Yiyin ama benden tavsiye. Bizim ekip bunu evet. Yalnız hala sıcak ve çok vallahi lezzetli görünüyor. Oo. Gerçekten su böreği gibi olmuş yani. Şahane. Süper oldu. Tatlı da güzel. Krem şanti yerine muhallebi de yapabilirler.
Ama bu pandispanyayı mutlaka biraz yiyebilir miyiz diye soruyor Mustafa Bey. Yiyebilirsiniz, soruyorum. Şeker hastalığı yoksa işte çocuklarda olmasın, onların canı isteyince. Sen ne soracaktın doktoruma? Ben hani şu şekeri ölçüyoruz ya, yemekten 2 saat sonra mı yoksa hemen mi ölçmemiz lazım? Hangisi daha doğru? 2 saat sonra da ölçebilirsiniz, 1 saat sonra da ölçebilirsiniz. Mesele şu, siz yediğiniz anda zaten yediğiniz gıdalar bağırsağa geçtikçe kan şekeri kanda oluşacaktır zaten. Biraz bekleyelim yani. Ama beklemenizin biraz daha avantaj olur. Tamam. Çok sorunuz var biliyorum. Devam edeceğiz sonra. Hocam çok teşekkür tamam. ediyorum. Sağ olun, iyi ki geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın. Hakikaten izlediniz.